Şimdi bu aslında hem Bozcaada Belediyesi'ni hem Bozcaada Kaymakamlığı'nı hem kolluk kuvvetlerini ilgilendiren aslında multidisipliner bir konu. Ben hem kaymakamlığın hem jandarma, ilçe jandarma komutanlığı hem de belediye olarak ortak hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir açmaz var karavanlar noktasında. Karavanlar bildiğiniz gibi trafik yönetmeliğine göre, kanuna göre bir taşıt olarak kabul ediliyor. Ama hepimizin de gördüğü gibi bunlar aslında konaklama amacıyla kullanılıyor ve bizim Bozcaada'da yaşadığımız en büyük sıkıntı ortak kullanım alanlarında, sahillerde, plajların hemen girişlerinde, bazı ortak kullanım noktalarında artık bunların sayı olarak çok fazla artmasından mütevellit neredeyse normal vatandaşların ve misafirlerimizin hizmetini aksatacak noktaya gelmişti. Aslında bundan önceki kaymakamlarımız döneminde de bu konu vardı ama ne yazık ki bu sene giderek arttığını gözlemledik. Hem ilçe kaymakamımız Mustafa Muhammed Bey'le hem de ilçe jandarma komutanımıza defaten bu konuyla ilgili görüşme yaptık. Bu konuyla ilgili alınmış iki tane karar var aslında. Birincisi Mustafa Akın kaymakam zamanında güvenlik açısından ilçe güvenlik kurulunun bir kararı ile ortak kullanım alanlarına, ormanlık alanlara, çamlıklara, sahillere karavanların konuşlanmasının engellenmesi yönünde. İkincisi de belediye meclisi olarak biz de yalnızca karavan olarak değil de bildiğiniz gibi tiny house, çekme karavan, römork gibi ismi ne olursa olsun her ne kadar trafik yönetmeliğinde araç olarak, taşıt olarak bile geçse bunların sonuçta günün sonunda konaklama amacıyla kullanıldığı için bunların ortak kullanım alanları bir. İkincisi biraz önce bahsettiğim gibi ormanlık alanlar, çamlık alanlar, kıyı alanları, kıyı kenar çizgisinin ön tarafı vesaire. İkincisi de bunların tarım arazilerine konuşlanmasının engellenmesiyle ilgiliydi. Bu sene kaymakamlığımızın önderliğinde Ayazma ve Sulubahçe, özellikle bildiğiniz gibi Sulubahçe o bizim meşhur o dut ağacı kenarındaki yoğunluğu hepimiz yaşadık bu sene. Oradaki karavanların yine milli emlak ait 140 ada 93 parselde şöyle izah edeyim, Paşa Restorant'la Ali Baba Restorant'ın arka tarafındaki olan kısmı konuşlandırılması yönünde bir karar alındı. Bunu zabıta ve jandarma kuvvetleri marifetiyle denetlemesi yapıldı. Büyük oranda da başarıya ulaştı. En azından o Ayazma-Sulubahçe mevkiindeki karavanların yükü çok ciddi oranda azaltılmış oldu. Ancak gözlemlediğimizde bugün de jandarma komutanımızla da konuyu konuştuk. İnsanlar orada da durmak istemiyorlar. Adayı terk etmeyi seçmiş bir kısım karavan sahipleri ama en azından oradaki fuzuli işgal engellenmiş oldu. İlerleyen dönemde tabii bu sene artık sezonun sonuna geldik. İlerleyen dönemde Sayın Kaymakamımız da birkaç alternatif hazine arazisi noktasında konuşuldu. İnşallah belki kamu yararına imar plan tadilatlarıyla ya da imar planının beklenmesiyle adada birkaç tane daha hem çadır kamping hem de karavan kampingle ilgili milli emlak hazine arazisi üzerinde alternatif yaratılması düşünülüyor. İnşallah önümüzdeki sene bu sorunlar hiç yaşanmaz ya da çok az yaşanır. Ama en azından bu son uygulamayla belli bir noktada önüne geçildiğini düşünüyorum. Şöyle bütün halkımız karavanların koylardaki işgallerinden gelen misafirler de yerel işletmeler de herkes şikayetçi. Karavan alanları, karavan kamping alanları yaratılabilir Bozcaada'da. Bununla ilgili karavanların hizmet alabildiği elektriğini, suyunu, pis atığını rahatlıkla belgeli bir şekilde boşaltabildiği ruhsatlı bir kamping alanı olursa bununla ilgili çözümün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla karavan tatilcisi var. Bunlar Bozcaada'ya da geliyorlar. Yani mevcut bir karavan alanı yaratılırsa Bozcaada Belediyesi veya yerel yönetimler tarafından bu da verimli bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Son senelerde karavan Bozcaada'nın en büyük problemlerinden biri oldu. Kendi özgürlükleri adı altında karavanlar sahilleri işgal etmeye başladı. Bunu biz gerekli yerlere dernek olarak da dile getiriyoruz, soruyoruz. Bunun bir an önce belli bir alanda bu karavanların belli kararlar çerçevesinde sadece gösterilen yerlere park edilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda çok ciddi bir şekilde çevreye de kirlilik olarak da insanların
Hani karavanla gelen insanın tamam özgürlüğü var ama denize girecek insanların denize girmesini de engeller duruma geldi. Başka insanların özgürlüğüne de zarar verir duruma geldi. Bir an önce çözülmesi gerektiğini zaten gerekli yerlere de belirtiyoruz, iletiyoruz.